şunu sorayım. Sen tuvalete gittiğinde tabii ne kadar su gittiğini de hatırlamıyorsun. Su etrafı görmek istemiyorum ben bak. Su etrafı bir silin. Görmek bile neden istemiyorum. Neden kocan? Bu etraf beni bütün şuurum hani cinnilerin içinle beraber oluyor bu etraf. Çok mu sinirlisin? Ona çok mu sinirlisin? Yok. Ona sinirli değilim. Başka yerden geldi o etraflar. Ben kendi etraflarımı istiyordum. Tamam, ekranda görmek istemiyorum katilin. Yok, ben babamın fotoğrafını seviyorum. Katilin tarafı dediğin kocan. Kocan ya. Kocan. Benim... O fotoğrafı da seninle evliyken çektirikti. Niye hayır, sevmiyor? Hayır kızım, bak kocanın vaziyeti şu. Allah Allah. Allah sizin kızını evde öfkeyle öldürdün değil mi? Evde öfkeyle öldürdün. Böyle öfkeyle öldürdüm. Bir gün ortaya... Bercan bir şey soracağım. Bir dakika, hayır. Ya küfür etmeyin, kurban olayım ya. Konuşmasın. Sen tuvalete gittiğinde... Görüyor musun Mercan? Rukiye. Mercan öldürdüğümü koydun oradan, görüyor musun? Sen bizi gördün mü de bize diyorsun o zaman? Senin abinden benim dosyam var ama. Ne dosyası? O dosya bitti gitti. Bitmedi. Benim acımdan bitmedi o dosya. Sus Didem Hanım, buyur konuya lütfen. Bak. Konuyu kaynatma. Hastane 4 bastır edildi. Benim Rukiye, konum. Rukiye. Benim konum Rukiye, dinlemedim bak. Rukiye, dinliyorum. Rukiye, Rukiye'cim. Sen tuvalete gittiğinde ne kadar sürdüğünü hatırlamıyorsun. 5 dakika mı, 15 dakika ya mı, 20 bak. Dakika mı? Başka bir şey soracağım. He. Kocan uyuyor muydu, uyumuyor muydu? Kocam uyuduğunu da bilmiyorum, uyumadığını da bilmiyorum. Ama yatak üstünde bu şekilde örtülü yatıyordun. Ben delil karartmak isteyenlere fırsat vermeyeceğim. Tamam, bize, vermiyorum. Bize yayında ne dedin? Gelsin bir ekranlara daha önce. Dinle bak, iyi dinle. Evet. Eşin yatar yatmaz hemen uyudu mu peki? Daha uyumamış. Uyumamıştır ya. Daha hemen çıktım. Çıktım lavaboya, çıktım. Oturdum lavaboya söylemese zıngıltı çöktü. Geldim ki sarıldım, bu sol elimi soktum, sarıldım. Böyle eşimin kafasıyla beyninle karışık şöyle. Şu elime et ve kan parçası bulaşınca eşimin öldüğünü fark ettim. Lavaboya giderken eşiniz uyuyor muydu? Uyumuyor mu? Uyuyordu. Uyuyordu. Yani uyuduğunu uyumadığını ben tam olarak bilmiyorum. Kaç dakikada uyuyordu? Allah ininde, peki, Allah soracak, ben şeyini vereceğim. Hey, tabii. Uyuduğunu uyumadığını bilmiyorum ama yattığını biliyorum. Şimdi biz Vasife'nin dediğinden şunu anlıyoruz. Kocan uyumuyordu onun şeyine göre. Sen de önce uyumuyordu dedin. Uyumuyordu Nidem Hanım. Ama sen de önce uyumuyordu dedin. Nidem Hanım, buraya şimdi uyumaya diyorsun çalışma. Ki... Benim beynim çok yoruluyor. Ama bak. Ya adam uyuyor muydu, uyumuyor muydu ya kardeşim? O adam uyuduğunu uyumadığını ben damga olup da basmadım beynine. O adam ya uyuyordun ya dinliyordun. Ayakta mıydı değil miydi? Neredeydi adam, bu adam? Adam yatağının içinde diyorum. Bu belgeseler niye çıkmıyor? Bu kocanın yatıp yatmadığı niye çıkmıyor gerçeğe bir? Nasıl çıkacak? Biz nasıl? Orada mıydık yani? Ya kameram bu vardı. Bu devletin memuru gitti. Delili gitti. Niye? Nerede bu delilli? Tamam, delille anlatıyor Didem Hanım sana 2 saatte. Evet, delille anlatıyor. Onu da kabul da etmiyorsun ki. Kocanın vurulduğu zaman niye çekilmemiş? Hani nerede bu delil? Kocanın vurulduğu delil. Kanılan cinilen yaptığı yatağın yorganını şey verdi. Sen nasıl vurulduğunu anlatıyorsun zaten. Uyumadığını ben bilmiyorum. Sadece yatağını çektiğini biliyorum. Bu şekilde yattığını gördüm. Ya bu adam demiş ki ben uyuma, yani artık şey yapacağım, yatacağım demiş. Sen o sırada yatağa gidiyor, sen dışarı çıkıyorsun. Evet. Ne kadar yaptı tuvaleti, ne kadar sürdü tuvaletini ya, yapman? En az da 15 dakika, 20 dakika diyeyim. Özür dilerim, küçük tuvalet mi, büyük tuvalet mi? Küçük tuvalet. Küçük tuvalet 15-20 dakika sürer mi? Sürdüğünü kabul et Nidem Hanım. Nasıl kabul edeyim yani? Etsin canım yani sende. Öyle bir idrar torbası olması gerekiyor ki, özür dilerim. Bırakıyorsun gibi. Bırakıyorsun bitmiyor. Bırakıyorsun bırakıyorsun bitmiyor. Baba beni sinirlendiriyorsun ama yani. 20 dakika. 20 dakika insan özür dilerim yani. Basabilirsin de Cem. Ya 20 dakika insan sinirleniyoruz biraz da, sen sinirlen. 20 dakika insan küçük tuvaletini yapar mı? 15 dakika olsun haydi. 20 15 dakika, olsun. Yapar olsun, mı? Olsun olsun da 15 dakika olsun, 20 ya, dakika. Ya kurban olayım Allah'ım. Delili için tekrar tekrar çarpmasınlar. Ya 10 dakika olur mu tuvalet ya? Küçük tuvaletinden bahsediyorum. Sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Ola o nasıl dalga mı geçiyorsun? Ya 20 niye dakika, 15 dakika, 10 dakika. Araştırdığın küçük, konu ne? Şuna bir... merak ediyorum. Sen içeriden çıkar çıkmaz o zaman bu adam henüz uyumamıştır yani. Nasıl uyumamış? Yani adam tabii. Yatıyor ya. Çıktın, tuvaletini yaptın. Hadi diyelim idrar torba, özür dilerim. Özür dilerim. Tam çok ben geniş. Oturma üzere zınırladı zaten silah. O zaman 20 dakika olmaz ki. Oturma üzere zınırladı. Nasıl oluyor? 20 dakika boyunca bile. Nasıl oluyor o zaman? Bak, 20 dakika olmadıysa bak, 15 ilk, dakika oldu. İlk önce de öyle diyor söylüyordu. 2 dakika 3 dakika oldu ya. 2 dakikanın 3 dakikanın içinde dışta dinlermiş ki ben tam cışada kapıya çıkınca. Jandarma şimdi Doğanay haber müdürü söyledi, dışarıda ıslaklığı tespit etmiş jandarma. Demek ki tuvaletini yapmışsın. Evet. Şimdi yapmadım diyorsun. Nasıl yapmadım diyormuşsun? Oturdum ya. Oturmadım diyorsun. Ya oturdum zıngıladı.
Tuvaletini ıslık evet, tuvaleti yapmışsın. Evet, korkuyla ya, yarısını yaptım, çıktım belki. O anda belki o eyvetlen, o koyakta zınırtıyı o duyduğum için o anda ala bulaşık geldim belki eşime sarılacağım diye. Peki bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim Rukiye. Şimdi katil senin kocanı öldürüyor. Evet. Çocuğunu öldürmüyor, seni öldürmüyor. Neden? Çocuğu niye koruyor? Yani dur, önce seni niye öldürmedi mesela katil? Önce beni ne öldürmedi? Babalarının sürünmesine layık göremediler. Analarının cinnetliğini, nefretliğini taşıdılar. Ama o cinnetlik, nefretlik bir gün ilmek elime geçecek. O cinnetliği, nefretliği... Tek kelime katil anlamadım. Kocanı öldürüyor. Evet. Tamam mı? Seni neden öldürmüyor, çocuğu neden öldürmüyor? Beni önce darp etti. Kim? Kim? Katil Murat. Mi? Ha, öncesini söylüyor. O katil oraya bahsediyor. Geldi. Katil oraya geldi. Evet. Bir öfkeyle evet, geldi. Kocanı öldürdü. Evet. Sen niye sağsın, çocuk niye sağ? Canım ben neye sayayım, ben çocuk ben neye sayayım? Demek ki ne, bizim vade yetmemiş, onun vadesi yetmiş ki öldü. Çünkü seni seviyor katil değil mi? Kim katil beni seviyor? Kocayı öldüren katil seni seviyor. Kızım bilmediğin yere adım atma. Bak, deli, evet dün de dedim deli bana bilmediğin ki. Şeyler var dedim. Ney benim bilmediğim şey? Hayır mesela ben katil olsam geldim senin kocayı vurdum. Evet. Ben arkamda canlı insan bırakmam ki. Seni de şahit vururum. De şahit bırakmam. Senle çocuğu yani, öldürürüm. Beni zaten tehdit etti. Orta dedin beni öldürdükten sonra. Olay gecesi, olay gecesi. Köpek nasıl Murat'ı tanımadı da? Ya niye havlamadı Murat'a? Murat'sa eğer. Murat hani havlamadığını nereden biliyorsun? Nidem Hanım. Sen söylüyorsun. Köpek vurulduktan sonra de 5-6 metre daha fazla gitti köpek. Diyorsun ki bak ben diyorsun bak, orada yattım diyor. Jandarmalar eve geldiğinde köpek avlamaya başladı diyorsun. Köpek yeni geldi o zaman. Bak o olayı neredeydi köpek? Herkes. Ama ben senin ifadeni Türkiye okuyorum. Türkiye bu olayı yanlış anlıyor. Köpek aşağıdan dardan yeni geldi ağzını açarak Pazartesi geldi. Günü ikindi vakti akşam vakitleri bize ait köpek akşam vakitleri havlamış. Ben de eşime bu saatte neden köpek havlıyor demişsin. Olayın evet. olduğu anda köpek havlamamış. Evet. O zaman senin ifaden de şu. Köpek yani katil geldi köpek onu gördü öncesinden ikindi vakti herhalde ne zaman oluyor. O taraf bir yere saklandı. Evet. Ondan sonra. Sakladım. Seni sakladım. Köpekte şey sakladım. Kocuyu da vurdum. Silahı kaybettim. Silahı neye bulamıyor bu neye devlet kaybettin? Ya? Onu da söyle de olsun tam niye, olsun. Silahı neye bulunmuyor neye ya? Az önce söyledi aslında. Delilleri garantiyle alak. Silah nerede? Yatırken vurulduğuna şahit Mercan Hanım insan. Dur Mercan bir şey soracağım. Silah nerede? Mercan Hanım bugüne kadar ayakta mı uyuyordun? Bir yerde miydin? Bir yoğun işin mi vardı da 11 yıldan sonra bu ban katilini aramaya çıktın? Sen canım buna çok sinirleniyor bu 11 canım, yıl içinde. Canım bugün istemedi. Delilleri kaybettiniz. Canım bugün istedi. Abi delillerini kaybettim. Ha, benim yaram yok kocunacak. Nasıl yıkarız? Benim yaram yok kocunacak. Benim de yok elhamdülillah çok şükür. Yo ha işte bak sıkıştı mı oynuyorsun niye biliyor musun? Ya, göbek atıyorsun. Suçluluk duygumu bastırıyorsun. Suçluluk duygumu bastırıyorsun. Hayır. Tamam çok mı? Şükür. Şey benim kızım, babamı vurdum Rukiye. Çiğ yemedim ki karnım ağrısın kızım. Çiğ yemedim ki karnım çocuk ağrısın. Çocuk niye dedi o zaman? Benim bir büyük babam var, bir küçük babam var. Bizim evimizde iki tane bir tabanca, bir de tüfek vardı diye. Niye ya, dedi? Kim dedi kızım bana bir çağırsana. Bunu mahkemenin huzurunda. Okuyayım onu bir dakika okuyayım bir dakika okuyacağım. Kim o? Bekle Rukiye. Rukiye. Ay sesim gitti vallahi senin yüzünden işimi yapamayacağım bak. Ya. Rukiye sanık Rukiye Kılıç'tan soruldu. Ağır Ceza Mahkemesi'nin şey tutanakları duruşma tutanağı. Rukiye Kılıç'tan soruldu. Ne gülüyorsun? Raporun aleyhe olan hususlarını kabul etmiyorum. Ayrıca raporda kızımın bahsettiği silah bulunduğumuz yayla evin duvarına bir silah bırakılmıştı. Eşime sorduğumda Murat tarafından bırakıldı. Daha sonra alınacağını söyledi. Yani evde bir silah var mıydı? Murat'ın silahı varmışmış. Ben görmedim. E sen söylüyorsun. Ki, nerede? Kızın söylüyor. Evde bir silah vardı ya, diyor. Ya kızımın durun hele delilleri karartmaya çalışma. Ya İyi kızın hanım, söylüyor benim, ya. Kızım kaç yaşında? 1,5-2 yaşında çocuk ne söylüyor 4 ya? 4 yaşında. 14 yaşında olay olalı 10 yıl oluyor 10 yılına daha var 4 yaşında çocuk. 4 yaşında o zaman. 14 yaşında şimdi çocuk. 14 yaşında olabilir. Bu. Bak benim çocuğum 2,5 yaşında kuyunun duvarından ağlın içine düştü. Bugün daha sorsam hatırlar ben buradan düştüm anne der. Çok acı olayları çocuklar unutmaz. Çok affedersiniz bir şey söyleyeceğim. Söyle. Çocuk Ocak ayında annesinin yanına gönderdiklerinde ben çocukla dışarıya çıktım. Hani bu... Bebeğim beni hatırlıyor musun? Konuşmaya başladığımız dedim. Baba dedi ben dedi. Babamın öldüğü zamanı bile hatırlıyorum dedi. Babamın öldüğü hatırlar, zamanı bile hatırlıyorum. Hatırlıyor. Çocuk hatırlıyor. O zaman o uyanıktı demek ki. Öldüğü anı hatırlıyorsa çocuk o zaman uyanık demek ki. Ya, Didem bir dakika lütfen.
Çocuk hatırlıyorsa babasını öldüğü anı, çocuk o zaman uyanık. Evet, vurulduğunda uyanık. Çocuğu öldürmedik sadece, kendimizi de öldürmedik. Kocuyu öldürdük, silahı da gömdük. Neden? Bulunmuyor ya. Silah niye bulunmuyor acaba? Nerede? Niye deliller kayboldu ya? Sen diyorsun ki... Ben nereye sakladım acaba bu silahı? Bir peki bulsak bir şey söyleyeyim. Her türlü bir yardımcı olsak da bir bulsak. Acaba dağla katilin kim olduğu bir meydana çıksa merak ediyorum. Bulabilir miyiz ben. Silahı? Şansan. Silahı bulabilir miyiz? He? Silahı bulabilir miyiz? Yardımcı olacağız, her türlü bulacağız. Kime ben bulup ait? Getiririm dedi az önce. Sen nereden onu bulacaksın, getireceksin. Evet. Mercan'a söyledin bulacak. Ya. Ben o silahı getireceğim, dağ bayır ayıracağım, getireceğim diye. Getirebilirim ben. Ama bir şey sorabilir miyim? Kuyuya düşmeyesiniz. Siz bu olayı yapmadınız. Kuyu mu? Bir dakika, kuyu. Orhan Bey kuyu dedi. Tamam, ben de onu soracaktım kuyu, işte. Kuyu, kuyuya düşmesin dedi. Ne dedin anlamadım. Silahı bulurken kuyuya düşmeyesiniz dedi. Kuyuya yani kendiniz düşmeyesiniz. Hayır, hayır. Tamam. Şimdi hemen çevirdin de. Ben şimdi sen olayı yapmadığımı söylüyorsun ya. Evet. Diyelim ki yapmadın ama inanıyorum sana bu anlamda. Sen vurmuş olsan silahı saklar mıydın? Nereye saklayacağım? Bey kadın, saf kadın nereye saklayacağım? Az önce diyor ya tarlayı açar gömerdim ya diye. Ya işte bunların deliline göre evimin tarla var ya. Bir de yorgan yatağın arası var. Bir kadın saklasa ancak götürse silahı nereye kadar götürebilir? Sizce bir nereye kadın... Nereye kadar götürebilir işte? Bir kadın nereye kadar götürebilir? O kadın neler yapmadı ki onu mu yapamasın? Oo, onun aranızı... Az önce size sormak istediğim soru şuydu. Şimdi... Ben elim batsın önemli değil. Mercan aşağıdan yatak, yukarıdan delir de arasan ben bu silahı kendi ellerimle getireceğim, kime anlatırım bulacağım. Ay, İnşallah. Yaşayalım. Özür dilerim, hep birlikte yaşayalım. Yastık burası. Babam burada vuruluyor. Rukiye yastık gör, Rukiye. Da vurulsa. Bu ne hal Rukiye ya? Kan tamamen burada olur mu hocam? Olur. Ha. Yastık buraya. Yatar vaziyette olursa bakın, olur. Bugün şöyle bir şey aklıma geldi. Biz o günü tekrar bir şey tekrar konuşuyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Rukiye bize eğleniyor. Evet. Dava geçiyor. Niye bu kadar keyiflisin? Yatırken olsa saçma olur o yastıkta. Bak abi, kan nerede, kata nerede, böyle toprağı ben böyle eşeledim. 4-5 santim de bana geçirdi. Niye değiştin kocaman kanını, ne meydana çıkardın? Çünkü Orhan hocama sığırım, o saçma kan olur böyle, orada. Kan tam burada böyle döllenmiş bir şekilde kan vardı hocam. Bu babam benim hayatta yatarak vurulmadı ama dün dedi ki ben şahidim yatarak vurulduğuna. Onu dedi. Vereceğim ekranlara, gelsin şimdi ekranlara. Verelim. Aslı ver, Aslı ver, bir dakika bekle dur. İzle kendini. İzleyelim. Düşerken mi sıçradı yukarıya? Yok benim kocam. Yok öyle sıçramaz. Benim kocam yatırken şey vuruldu. Ben buna şahidim. Ben buna şahidim. Ben buna şahidim. Acaba silahı mı tuttu peki maktulde, eli öyle kaldı? Durda demiş olabilir. Tutup namluyu da tutmuş olabilir. O da bir ihtimal. Yatarken vuruldu şahidim demişsin. Dedin evet. Mi? Yatarken vuruldu şahidim demişsin. Kocam vurulduğu anda orada mıydın? Yok. Nasıl şahit oluyorsun o zaman? Nasıl şahidim mi? Yatarken vuruldu. Ben dinlemedi, şahidim dinlemedi. Diyorsun. Kendisine baktı. Dur. Şimdi vermeyelim onu ekranda. Aslı bir daha gir. Evet, kendisini verme. Kendisini izliyor çünkü. Ben başka yerlere daldım. Şu bence ki sen gayret. Bir kendine baktın da. Dur. Şimdi verme Aslı'yı. Aslı şeyi, Rukiye'yi. Verelim. Tamam ver. Betereyi ver. Düşerken mi sıçradı yukarıya? Yok benim kocam. Yok öyle sıçramaz. Benim kocam yatırken vuruldu. Ben buna şahidim. Ben buna şahidim. Ben buna şahidim. Acaba silahı mı tuttu peki maktulde, eli öyle kaldı? Durda demiş olabilir. Tutup namluyu da tutmuş olabilir. O da bir ihtimal. Anladın mı? Yatarken vuruldu. Tabii ki yatarken vuruldu. Ben şahidim. Evet. Ne gördün sen o sırada? Çünkü dışarıdan vuruldu. Yanındaydın değil mi? Yanında oluyum, kıyında oluyum. Ben vurmadığıma dahil. Kızım bak diyor. Karacak bir şey yok. Belanızı, cezanızı bir yerlere sarmaya çünkü çalışmam. Çünkü bu tür şeyler senin için karın ağrısı değil. Evet. Ötekini vurursun, bunu zehirlersin. Onu zehirlerken gözüm ulan. Birine hap içirir, hastaneye gidersin. Birine hap içirir, hastanede alır adam kaba soluğunu. Nerede, kim? Son ayrıldığın Mehmet'i, Mersin'den ev falan istediğin adamı hap içirip hastaneye gitmedin mi? Yo ben öyle bir şey yapmadım. Kim bak. Bak. Sıradaki sıradaki vatandaş Mercan, senin Mercan dersini iyi çalışmış. Mercan delilleri çevirmeye çalışma. Benim özel şansım seni ilgilendirmez. Yo o adam hastanelik olduysa ben onu da dahil ederim buna. Bu da kurban, bu da kurban. Türkiye'deki vatandaş da kurban. Ben konuşuyorum burada. Konuşuyorum. Anladım bak gözüm. Sakin olun, sakin ol. Ben hastane kayıtlarımı çıkarttırırım. Bir defa sana tuz ruhlu su içirdi. Soğanı öyle bir attı ki nefesin kesildi. Başka ne yaptı sana? Dövmüş seni. Baltayla saldırdı, bıçakla saldırdı. Yani beni eline ne geçirse. Gerçekten mi? Dövdüm ya. O da beni dövdü. Ben de onu dövdüm. Sen gerçekten... ona ne yaptın? Dövdün mü? Evet, dövdüm. Çok mu dayak yedin?
Tabii o bayağı ki attırmaz kendini. Yılmaz, Yılmaz Bey sana dayak atıyor muydu? Hayır. Bu babamı dövüyordu. Çatırdım. Öyle mi? Tabii. Nerede gördün? Boğazını sıkarken görenler var. Ya, yalan söylüyorum. Demiş Zekeriya Sarı söylüyor bunu. O kadar öfke. Ne zaman olmuş? Kimse, bu ölmeden ne kadar süre önce? Kimse, bir sene öncesi komşularmış beraber. Hani bu Mut'taki eniştesini gördüm muhabbeti falan oldu ya dün. Evet evet. O aynı adam orada. Adam kapıdan görüvermiş. Lan demiş belki başka işleri vardır. Kadın hırsa biniktir demiş. Geri dönmüş gitmiş. Evet. Seni öldürürüm mü dedin? Niye? Zekeriya'yı çağırtırız bura. Gelsin ama adam gelemez, adamın hayvanları var. Yok, senin gelemez diye bir yok, şey yok. Röportaj verebilir. Dağınına gelemez diye bir şey yok. Gelecek. Yok mu Didem abinin, Zekeriya abinin röportajı? Benim çağırdığım kişiler tüm gelecek. Vereceğiz, gelemez diye bir şart yok. Ben burada katili arıyorum. Gelecek. Katil benim karşımda duruyor da işte. Yok. Kurban olduğum adalet nerede Sağır? Nerede? Nerede adalet? Şu kadının bizimle kanunlarla, hakimlerle, savcılarla dalga geçtiğini hakimlerimiz, savcılarımız görmüyor mu, duymuyor mu, ben anlamıyorum. Duymuyorum. Evet ya, silah niye bulmuyor bu hakim savcı? Bu kadar cahil mi? Bu bütün bu kadını davalarına girenler, dosyalar. Şimdi Rukiye'nin sorduğu, kritik soru şu. Silah nerede? Çok haklı. Belki de o silahın nerede olduğunu biliyor. Ki bulup getireceğim dediğine göre biliyorsun yerini diye düşünüyorum. Doğru, bulup getirebilirim ya. Bulup getirebilir misin? Getirebilirim. Eğer o silah çıktıktan sonra mercan bir kuyuya düşmeyesin. Allah Allah, ha, çok bana enteresan. Bana da bir tuzak var yani. Ben tehdit ediliyorum burada Didem Hanım. Biliyorum da ama o silah daha da çıkamayacağına göre o silahta her şey ben çıkar. Ben daha